Merhaba sevgili dostlar. Sağlıklı Papatyalardan günaydın. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sabah gazetesi eğitim köşe yazarı yayınlayan Türk Başarı'ya doğru hazırlayan ve sunan eğitim danışmanı Sait Gürsoy. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref buldum. verdiniz. Bu yoğunluğunuzu bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum çok ama teşekkür öncelikle de şunu söyleyeyim Funda Hanım <laughs> size. Yaptığınız program e, hakikaten ilkeli ciddi ve güvenilir bir program. Çok teşekkür ederim. İzleyiciler de buna e, gerekli duymak. notu vererek izliyorlar. Sizde bu konuyu bir kez daha kutluyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Sizin gibi ödüllü bir hocamdan bunları duymak çok e, güzel, ha, onur verici. Ha, sağ Önce sağ Vatan Gazetemizde sizinle çok röportajlar yaptık. Tabii. Ses getiren Ses get yıllarca Aha. yazdınız, destek oldunuz, etkinliklerimize katıldınız. Eksik olmayın. Başarıya doğru programımız ödül aldı. Birçok e, seminerler veriyorsunuz yurt içinde. Kıbrıs'ta aynı şekilde. Çok yoğunsuz ama gene bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederim. Çünkü sınavlara da az kaldı. Öğrenciler çok e, gergin şu anda. Sizin aldığınız, sen verdiğiniz bilgilerle birazcık rahatlayacaklar diye düşünüyorum. Ruh sağlıkları iyi olacak diye düşünüyorum. O yüzden size hemen sorularımı sormak istiyorum hocam. Üniversite sınavlarını soracağım ama ondan önce liseye yeni şimdi sınava girdiler ya. Biraz Zaten üzgün bu çıktılar. Zaten liseye girsin <laughs> Sınavın sorusu gelecek diye bekliyordum. <laughs> hocam, Çünkü geçen haftadan beri ya, ortalık bir karışık. Buyur Aynen. hadi bakalım sorular Aynen. senden yanıtlar benden. Aynen Buyur. hocam. Ya Biraz zor geldi sınavlar öyle değerlendi. Öğrenciler veliler de biraz üzgün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her dostum öncelikle buradan sayın velilere e, seslenmek istiyorum. Ancak beni ilk etapta izlerken virgüle kadar belki işlerinden benimle ilgili de olumsuz düşünceler oluşacak. Estağfurullah. Ancak e, bu sınavı geçen yıllarda yapılan sınavla kesinlikle karıştırmamanın gerektiğini bir kez daha irdelemek istiyorum. Evet. Geçen yıllarda yapılan sınavın adı T ya da bir başka isimliydi. Bu sınavlar yapıldığında e, takriben 1 milyon 200 bin çocuğumuz sınava giriyordu ve bunlar belirli bir e, puan ve başarı evet, sırasına evet. göre Anadolu liseleri, Fen Sosyal liseleri ya da Mesleki Teknik lise, İmam Hatip liseye yerleştiriliyordu. Sistemde bu tip liselerimizin tamamına yerleştirirken bir sınav yapılması hı hı. lazımdı. ve burada sınav yapılırken de sorular doğal olarak ölçme değerlendirmeye baktığınızda. Toplamının onu çok kolaydır. Yani herkes yapabilmeli evet. ki puan hesaplansın aşırmalı, aşırmalı. <laughs> diye. %20'si kolay, yüzde %40'ı normal sorudur. yüzde %20'si zor, da çok zor sorulardan oluşurdu. Evet. Ancak bu yıl bir değişiklik yapıldı. Evet. Bu yıl yapılan değişiklikte öğrenciler öncelikle ki belki biraz sonra bununla da ilgili soru soracaksın. Adrese dayalı Aynı olarak e, kayıtlarını <laughs> yaptırırken... Evet. Bir kısmı da adını proje okulları dediğimiz evet. okullara sınavla gireceklerdi. Hı hı. Ancak Veli'nin özellikle çünkü ortaokulda Veli diye konuşacağım. Hı hı. Biraz sonra üniversitede e, girişte ise öğrenci diye konuşacağım. E, veli'nin <laughs> e, aklında hep şu var. Geçen yılki sınav, geçen yılki sistem, geçen yılki ortam yaptılar, olayı evet. olduğu için Veli e, bu yılki sınava da büyük kitlelerle girdi. Hı hı. Öncelikle ben sabah gazetesinin köşemde evet. ya da CNN Türk'te yaptığım başarıya doğru eğitim programında hı hı. Defaten Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığım bilgileri birebir aktardım. Evet. Ben Sayın Bakan'la da konuştum. Hı hı. Sayın Ölçme Değerlendirme Başkanımız'la da konuştum. İlk ağızdan. Bunlar ilk, ilk ağızdan. Geldi, bir kere evet. bu yılki sınavın, geçen yılki sınavla aynı olmadığını ortaya koyacağız. Hı. Bir. İkincisi bu yılki sınav %10'luk bir kontenjene hitap edecek. Bu da nedir? Yani maksimum yüz bin kişi. Evet, evet. Şimdi siz yüz bin kişilik bir yere öğrenci alırken bu sınavın geçen yılki sınavlar bazında olmasını beklemeyeceksiniz. Maalesef. Bu defaten söylendi. <laughs> evet. Bir de var zor olması çok doğal. Bakın burada bana kızacaklar. Hı hı. Bunu e, bütün kanallarda eğitimciler bunu anlattılar. Bu sınavda matematik çok zor geldi olayı var. Hı hı. Yani bana sakın kızmasınlar. Bu tip bir sınavda Türkçenin de, Fen'in de, diğer derslerin de zor olması gerekiyor. Mecburen. Çünkü belirli bir kitle seçilecek. Evet, Burada herkese açılan bir kapı değil. Evet. Ve defaten ben de yazdım. Bunu Sayın Milli Eğitim Bakanı evet. da söyledi. Ölçme Değerlendirme Başkanı da söyledi. Bu sınava zaten bu sene büyük bir kitlenin gireceğini biz tahmin ediyorduk. Hı -hı. Çünkü geçen yılkini baz alarak girdiler. Hı -hı. Ama şimdi görüldü olay. E ne oldu? E, girenlerin yüzde falan hitap etmiyor bu sınav. Yani sınavım kötü geçti. Geçecek evet. çünkü Türkiye'nin en üstü olan proje okullarına öğrenci alınacak. Ha bu en üstlükte tar tartışılabilir. <laughs> Ancak proje denilen okullar öğrenci alınacağı evet. için bu sınav zor olacaktı. Hı -hı. Bana göre matematik zor gelmiştir. Esasında Türkçe'nin Fen'in ve diğer bölümlerine zor olması gerekirdi. Çünkü en üst yani şöyle düşünün okulunun ilk yüzde öğrencisinin evet. girebileceği evet. bir sınav bu. O yüzden e, sabahtan beri bana da telefonlar geliyor. Evet. Yolda da sizinle evet. de evet. konuştuk evet. yani bunu e, benim en yakınlarım arıyorlar. Ya, sayı çok kötü bir sınav geçiyor. Efendim geçen yılki gibi öyle 17 bin birinci Bekleyin. çıkmaz mı sınavda? Hı -hı. Bir tane çıkarmış onu bile Bayağı yani şöyle bir tane birinci çıkacak ama full canım. çıkaran çıkacak mı çıkmıyor Yani burada birileri tekrar uyarıyorum hı hı. yapılan doğrudur. Proje okullarına göre e, bir sınav yapılmıştır. Bak, Herkese mi? hitap etmiyor. Yüzde evet. 10'a hitap ediyor. Yani Türkçesi yüzde 90'a hitap etmeyen bir sınav. Bakın göreceksiniz önümüzdeki yıl bu tür bir sınava çok daha az bir öğrenci girecek. Çünkü yabancı özel okullar evet. bunun puanlarıyla öğrenci alacaklar. Hı -hı. Orada bir küçük bir kitle var. Akabinde proje okulu düşünenler girecek. Yani herkesin gideceği bir olay değil. Ha burada şunu tartışmayalım. Doğru mu yanlış mı? Bu başka platformda tartışacak o. Evet, ben şimdi olayın gerçekçi yönünü buraya getiriyorum. Neden böyle Bu yüzden verilerden artık nokta koyalım çünkü çok soru var. Çok ee, çok. burada e, geçen yılki sınavlara bakaraktan üzüntünün bir anlamı Hı -hı. söz konusu. Değil. Geçen yılki sınav elma yıl sınav portakal. Siz Farklı. elmaya göre niye üzülüyorsunuz? Portakal bambaşka bir sınav anladım, duruyor. Anladım. Çok güzel anlattınız hocam <laughs> açıklayıcı bir şekilde. Peki yerleştirme nasıl olacak? Dediğiniz gibi adrese göre yerleştirme nasıl? Şimdi tabii ben e, bunu Antalya'da Sayın e, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine söyledim. Hı -hı. Özel okullar toplantısı vardı. Şimdi burada proje okulları seçilirken 34 ya da 37 ilde, Şimdi tam hatırlayamıyorum. Köşemde de yazdım Hı -hı. bunu. Evet. E, Anadolu liseleri yok dedim. Niye yok? Yani daha sonra sorduk dediler ki Sayit Bey mesleki ve teknik okullarla işte Anadolu İmam Hatip Okulları'nın kontenjanları o bölgenin %10'unu oluşturduğu için hmm. Anadolu Lisesi'ne ye yer kalmadı. Bununla birlikte bazı yerlerde köklü okullar yok girememişler. Evet. Ha, bazı yerlerde girdi. Niye evet. girdi? Çünkü %10'u <laughs> bu bahsettiğimiz okullar dolduramadığı için e, normal Anadolu Lise üstleri tamamlandı. Ha burada şuraya gelelim. Tercihlerde ne yapılacak? Ee, özellikle şunu söylemekte yarar var. Geçen yıla bakaraktan bir e, taban puan hı hı. ya da başarı sırası yok. Hı. Bir kere yok bu. E Nedir? E, daha çok ya yani bir krizden belki de bir e, artılar doğabilir burada. imkanlar doğabilir. E, burada gerçekçi seçim yapması lazım öğrencilerin. Öncelikle şuna çok iyi dikkat etsinler. E, seçecekleri okulun öğretim kadrosuna baksınlar. Evet. Öğretmene değer veren okulu seçsinler bir. Doğru. Okulun tarihçesine baksınlar, kültürüne baksınlar. Çok Okulun okullar, uluslararası gerçekten. ilişkileri çok önemlidir. Ya yani devlet okulların da içerisinde uluslararası ilişki olanlar var. Akabinde küçük MBA yapan. Yani öğrenci lise hayatına itibaren çeşitli üniversitelerle işbirliği yaparak hayata profesyonel hazırlayan okulları evet, seçecekler. Havanla evet. birlikte tabii altyapıya bakacaklar. Aynı önemli olaylardan. Bir tanesi sosyal yaşam başarısıdır. Sosyal yaşam başarısı için okulun gerçekçi işleyen kulüpleri var mı yok mu buna bakacaklar. Ama benim için Belki en önemli olan nokta <laughs> en önemli nokta şu öğretmendir. Evet, ee, kadro tabii. tamam mıdır? Devamlılık ne kadar yıl olmuştur? De bir de o okul öğretmene ne kadar değer veriyor? Bu son derece önemli. Çünkü okulu de değer mu? Ona veren ona göre öğrenciye tabii ki. O, hoca çok. mutluysa okula gider. Öyle. Ha burada rehber öğretmenleri şöyle yardımcı evet. olmaya çalışayım. Tabii hiçbir şey yapamayacaklar. Bu çok doğal. Burada ben velilere de bir seslenmek istiyorum. Sevgili veliler, tercih döneminde lütfen rehberlik birimindeki dostlara son derece sakin yaklaşım getiriniz. Çünkü onlar da konuyu bilmiyorlar, biz de bilmiyoruz. En üsttekiler de bilmiyor. siz de bilmiyorsunuz. Çünkü yeni bir sınavdır, yeni bir değerlendirme yapılacak. Bu yüzden sizin rehber öğretmene, rehber öğretmenin size ve öğrencinize çok anlayışlı davranması lazım her el ele vererekten bu konuyu götürmeye çalışacaksınız. Bir kez daha tekrar ediyorum. Geçen yılki sınav ve tercihler elmaydı. Bu yılki sınav ve tercihler portakaldır. İkisi birbirinden ayrı. Ama buna hep şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen yılki birinci yerleştirme başarı sırasına baksınlar ya da yüzdelik hmm. sıra yüzdelik evet, sırası vardır evet, burada. Evet. Yüzdelik sırasına baksınlar. Onu birinci baksınlar. yer. Ha, ona bakaraktan <laughs> okulları biraz yukarı, biraz aşağıda yazabilirler. Ama onun dışında herhangi bir şey yapma şansı söz konusu değil. Hocam veliler neredeyse çılgın bir düşünce ama evlerini iyi okullara yanına taşımayı falan bile düşündüler. Yani Taşısı, böyle bir kaos oluştu Taşısı ne fark eder ki? O okulun kontenjanı acaba öğrenciyi alacak mı almayacak mı? Yani şimdi burada taşımış ne Sonra galiba bir 6 ay olayı getirildi yani evet. burada. Ya Bunlar hepsi. Ee, insanların iyi niyetlerinin suistimalidir. Hı hı. Ev taşımışın, taşımamışsın vs. Yani. Bir kere bu sınavlar, bakın bu sınavlarla adrese dayalı girmiyorsunuz ki puanla giriyor. Aynen. O sizin söylediğiniz, biraz sonra gireceğim, hı hı. adrese dayalı evet, olay. Evet. O da başka bir olay. Ama burada söylediğim gibi tercih döneminde bir sıkıntılı dönem yaşanacak. Hı hı. Ha burada şu da var, yaptığım bir araştırma var. Lütfen hocam. bir gazeteci olarak yaptığım Tabii. bir araştırma var. Bu proje okullarında özellikle mesleki, teknik liseler ve bazı Anadolu İmam Hatip Lise'ye boş kalabilir. Hmm. Şimdi burada bir sorun daha var. Acaba bu okullar nasıl doldurulacak? Evet. Şimdi bunun karşılığında bazı mesleki ve teknik liseler hem öğrenciyi puanla alacaklar aynı okul hem de adrese dayalı olarak alacak. Onlar 400 küsur okul var öyle hı hı. onları toparlamışlar. Fakat boşluklar ne olacak? şimdi Buradan başka bir sorun çıkıyor. O Evet zaman... hocam bir sürü öğrenci belki puan oluşturamayacak. Okullar boş kalacak. Ayş, Bunlar nasıl denkleşecek? Şimdi ne olacak? O dolma olayını daha sonra bakacağız. Hı -hı. Bir kere buradan rehber hocalara da bir seslenelim. Evet, Sevgili evet. rehber öğretmenler, Sayıt Gürsoy dahil kiminle söylenen lütfen kulak asmayınız. E, Milliyetin Bakanlığı'nın yayılınca tercihler kılavuzu çıktığında onu okuyacaksınız. Ve ona göre olayı götüreceksiniz. Eğer herkesin ağzından çıkan sözlere itibar ederseniz, inanın aklınız çok karışır. Bırakın sonuçlar açıklansın, akabinden de tercihler kılavuz çıksın. Ona göre en doğru tercihi hep birlikte yapmaya çalışacağız. Şimdi burada şöyle bir şey var: çocuklar özel okula gidebilecek. Ancak hmm. burada benim korkum şu, yine onu köşemde yazmıştım. Acaba <laughs> yani şimdi özel okullar da kendi arasında ayrılıyor. Tabii, bu tabii. çok açık net. Ee, acaba özel okullar bu e, ağırlığı kaldırabilecekler hmm. mi? Şimdi bir de o çıktı ortaya. Evet, evet. Yani bu sene e, sıcak bir Temmuz ayı yaşanacak. verisi e, velisi bir taraftan, öğrencisi bir taraftan, rehber öğretmeni bir taraftan, okulu kavuştuk. bir taraftan, Aynen devlet öyle. ya da özel Lisesler okulu. Böyle, de <laughs> üniversitede böyle. Üniversitelerde aynı şekilde. Üniversitede gireceğiz. O şeydi. Evet. Bir de burada şunu unutmasınlar. <laughs> öncelikle özel okullara e, kayıt yapılacak. Evet. Yani kılavuzu iyi okusunlar. O, olay bu. E, bir de son söz burayı da kapatalım artık üniversite gelişmeleri. Veriler Kalkıp benim çocuğumun sınavı şöyle geçti böyle geçti de herhangi bir şey söyle. Kimse yok. Hiçbir eğitim uzmanı da söyleyemez. Çünkü geçmişten bu sınavla ilgili bir örnek yok. Evet. Belki de bu sene çok 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 fazla yanlışa da çok A plus bir yere öğrenci evet. girebilecek. Onun için herkes sonuçları beklesin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzunu beklesin. E ona göre, göre herkes taşın altına eline sokacak hocam, ama sakin beklemek zorunda. Tekrar <laughs> söylüyorum geçen yılla kıyaslamaya yaparlarsa boş yere üzülürüm. Anladım. Bu sene değişiklikler yılı herhalde hocam üst üste. Üniversiteye giriş sınavlarında da çok değişiklikler oldu. Yeni sistem nasıl şöyle bir genel başlık olarak sorayım ilk öncesi hocam. Şimdi istersen ona girmeden şeye girelim biz. Buyurun. Bir de evet. adrese dayalı öğrenci evet, evet. nasıl lisede e, kayıt <laughs> yaptıracak. Evet. Adrese dayalı olayda da çember denilen yani <laughs> üç tane nokta olacak. <laughs> Çocuklara 9 tane okul verecekler. <laughs> Diyecekler ki Sayın Gürsoy sen şu 3 çemberin içerisinden tercih yapabilirsin. 9 evet. okuldan 5 tanesini tercih edeceksiniz. Ancak son dakikada alınan bir e, karar da var. Evet. Bu 2 e, tercihe düşürüldü. Hmm. E, öğrenci ona göre tercihini yapacak. E, kazanıyorsa gidecek. Kazanamıyorsa ya açık liseye gidecek hmm. ya da özel okula gidecek. Artık o seçim ya kazanırken kayıt şansı kazanıyorsa olacak. E, burada... Ee, okulların kontenjanlarına bakılacak. İşte ona göre hareketler yapılacak. Ee, yani bunlar için de yani tercihler kılavuzunu beklemekte yarar var cümlesini söyleyebilirim. Hocam üniversite gidiş yolunda liseler tabii ki çok önemli. Haklı olarak hassasiyetleri var ama çok güzel yol gösterdiniz, hedef gösterdiniz hocam. O şekilde ilerleyeceklerine inanıyorum. Şimdi üniversiteye geçelim hocam. <laughs> Benim kızım da hazırlanıyor öyle heyecanlı. <laughs> Şimdi üniversiteye giriş sınavında e, bu yıl bir değişiklik yapıldı. Evet. Öncelikle burada yine verileri ve e, hatta buradan gözlerin içine bakarak söyleyeyim. Bakın sayın veliler, daha önce sınava girmiş abiler, ablalar ya da dostlar, hı hı. bu sınavı, bu yılki sınavı geçen yılkiyle karıştırıp gençlerin üzerine herhangi bir baskı kurmayın. Hı. Şimdi örnek bu defa yine aynı oluyor. Geçen yılki sınav ve tercihler elma. Bu yılki sınav portakal, yepyeni. İkisi birbiri ayrı ve sizler bu tip bir sınava girmediniz. Evet. Sınavın biraz soru üzerine duruyor. Soru yapısı falan çok değişik. O yüzden geçmişten örneklerle eğer şu anda gençlerin üzerine giderseniz onları son derece demoralize edersiniz. Sınava çok az bir süre kaldı. Bırakın okullarına güvenin. Özel ya da devlet okulları, okulların yöneticilerine, branş öğretmenlerine <laughs> ve rehber öğretmenlerine güvenin. Onlarla birlikte olayı götürsünler. Lütfen pek müdahaleci olmayın. Özellikle tercih döneminde rehberlik birimiyle çok anlayışlı hareket edeceksiniz. Geçen yıllardan Hiç hiçbir mi? örnek yok. Bütün puanlar sıfır. Üniversitenin bölünmesinden dolayı yeni üniversiteler var. Bunlar tekrar kılavuzlarda gelecek. Bu işi en iyi okulunuzun devlet ya da özel rehber. yöneticileri, branş öğretmenleri ya da rehber öğretmenler olacak. Birbirinize anlayışlı davranmanıza yarar olacağını düşünüyorum. O günlerde de hep birlikte elimizi taşın altına sokacağız. Çocuklarınızın bir üniversitede bir bölümü kazanabilmesi için ne yapabilir bilgisini birlikte paylaşacağız. Bir kere bunu lütfen unutmayın ve şu müdahale etme olayından kendinizi bir adım geriye çekin. Sakin davranmak evet. lazım değil mi hocam her şeyden önce? Peki öğrenciler neler bekliyor? Şimdi, sınav sonrasında... değişti tabii bu yıldan itibaren biliyorsunuz seçimlerden dolayı da 24'ünde yapılacak 23-24'ünde yapılacak sınav 30, 30 Haziran, Haziran ve 1 Temmuz'a temmuz alındı. Evet. Şimdi bir defa bu yılki sınavla birlikte iki ayrı baz geldi. Evet. Birinci sınav temel yeterlik sınavı. Evet. ikinci sınav işte temel ee, alan pardon alan yeterlik hı hı. sınavı diye isimler değişti. Evet. Fakat burada evet, özellikle yani. birincinin sınav son derece önemli. Niye önemli? Evet, temel yeterlik sınavında e, öncelikle Türkçe, temel Türkçe, temel matematik var. fen bilimleri ve sosyal bilimler var. E, bir kere buralardan soru çıkacak. E, Türkçe ve temel matematikten 40'ar soru çıkarken fen ve sosyalden 20'şer soru çıkacak. Birçok değişiklikler oldu ama artık bunun üzerine durmanın ve gençlerin aklının karıştırmanın bir anlamı yok. Evet. Ee, burada şöyle bir şey var eğer bu sınavı e, geçmişten sınava girenler bir ÖSS ya da evet. bunu bir e, YGS olarak tanımlar ve gençlere <laughs> böyle hitap ederlerse yanılırlar. Farklı. Çünkü 120 soru var o zaman 120 dakika verilmesi lazım. Evet. 135 dakika gibi bir süre Hı -hı. veriliyor. Belki yanlışı söyleyebilirim o kadar önemli değil. 135 dakika gibi bir süre veriliyor. Bu da demek istiyor ki e, sevgili üniversite adayı bu bir YGS değil, bu evet. bir ÖSS değil. Evet. Daha alengirli, daha değişik bir Aynen. yeni, yeni sınav sistemi. Acaba burada 150 ve üstünde puan alan bir öğrenci de 2 yıllık meslek yüksek okulları ile birlikte özel yetenek sınavı 4 yıllık yerlere seçebilecek. Seçebilir. Konular nereden geliyor? Şimdi Konular nereden geliyor derken kalkıp gençlere şu yıldan şu yıldan ya da ya yani şu sınıftan bu sınıftan göreceğimizi kimse kullanamaz. Çünkü burada ilk etapta bu sınav getirilirken temel yetenek sınavı Çocukların ortaokuldaki bilgileri ölçülmeyecekti. Lütfen buraya dikkat edin. Evet. Ortaokulda aldıkları bilgileri nasıl kullanabiliyorlar hayatta o ölçülecekti. Hı -hı. Şimdi böyle olunca düşünün buradan Ankara'ya gidiyoruz bir tem yolunda. Hı -hı. İki tane yan yol var. O zaman bir yan yola baktığınız zaman eğer bu tip bir düşünce varsa ortaokuldaki bilgilerinin kullanılması diye. Evet. O zaman bizim deyimizde 6-7-8 sınıfın bir altyapısı girer. Doğru. Ancak ancak. Daha sonradan eklenen fen ve sosyal sorularıyla birlikte YGS türü sorular karşımıza evet. geldiği için diğer tarafta da ortakta 9 ve 10. sınıf karşınıza gelir. Var. Yani burada ortaokulda temenin çok iyi olup 9-10'da da özellikle binanın üstte çok iyi dikilmesi gerekir. Biraz. Yani burada ana yol bir yerde birleşecek evet. iki taraftan da yan yoldan evet. hareket edilmesi gerekir. Hani evet. öbür ayrı öbür ayrı diye bir şey söz konusu Hı, olamaz. <laughs> Şimdi ben uzmanlarla konuştum. Bu nasıl bir sınav dedik. E uzmanlar bana şunu söyledi efendim bu sınavda bilgiyi kullanma ölçüleceği için temel yeterlik sınavında bizim şimdi burada bir yanlış var onu düzelteceğiz. Hı hı. Ales türü sorular olabilir. Hı. Şimdi Ales türü sorular dediğinde genel kültüre dayalı mı birazcık da hocam? Hayır bilgiyi kullanma Bilgiyi kullanma. yani genel kültür de var altında ama hı hı. bilgiyi kullanma ile ilgili bir olay. Ales türü dediğimizde maalesef bazı eğitimciler sırf reklamasyon olsun diye 24 yaşında üniversiteyi bitirmiş ve yüksek lisans yapmak için hazırlık yapan evet. çocukların ales sorularını lise son talebesine çözdürürler. Evet. Yukarısı diyor ki yani e, üst kademe ales türü yani bilgi kullanma türü Hı. bu e, KPSS'de de var yani. Evet, evet. E, olacak e, burada... Ee, tabii ki bir 24 yaşındaki gen, e, gence sorulan soru 17 yaşındaki evet. gence sorulmaz. Evet. Bu yanlıştır. Ya bu türün böyle olduğunu hı hı. yani soru tarzının değişeceğini gösteriyor. Ulusal olarak bu şekilde hareket ederken uluslararası SAT sınavına benzer bu. Hmm. Yani yepyeni bir sınavdır hmm. karşımıza gelecek. Şimdi biz tabii e, buradan psikologlarla ben konuştum. Evet hocam onu soracağım <laughs> zaman az kaldı. Maalesef yine toparlamamız lazım konular Öyle çok mi? fazla. Yani sınava az bir zaman kala En azından çocuklar böyle rahat etsinler bilgileri veriyoruz biz buradan. Ne yapsınlar? O zaman şöyle de? yapalım yani TYT ile bitirelim <laughs> tamam e, bu zamanı. E, TET de şöyle söylediler bir kere e, ben bunu o zaman bir net de vereceğim yani sonuçta Lütfen. oraya da getireyimse size şunu söylediler e, öğrencinin bol bol deneme sınavı yapmasını evet, evet. sabahleyin onda sınavı yapmasını Hı -hı. daha sonra işte nedir e, ara verip öğleden sonra yapamadığı sorular ya da yanlış içer şey soruların çözümünü ister ancak burada burada bakın bu çok açık e, Türkçe ve temel matematik çok önemli evet. fen ve sosyal önemli bunlar e, ikinci sınavda Puana etkileyecekleri için evet. adayın Türkçe, temel matematik, e, fen ve sosyali çok çok net çıkarması lazım. Bana kimse kızmasın. Biz bazı hesaplar yaptık. Birinci oturumu 96 ve üstüne net çıkaranlar hmm. ikinci sınavda çok rahat hareket edebilirler. <laughs> yani, yani buna var, mi? göre e, kendilerini bence e, dengelemelerinde evet. yarar var. Cümlesini evet. kullanıyorum. Tamam. Hocam çok az kaldı sınava girmeye, birkaç gün kaldı. Öğrenciler ne yapsınlar? Dinlensinler mi? Açık havaya çıksın derler. Aynı alışkanlıklarınızı devam edin. Yeme, içme, uyuma. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bir defa yani çok az süre kaldı derken yine belli bir süre var. Bir bayram tatili var. Bayram ee, tatili, burada evet. bir defa devamlı e, testleri çözecekler. Hı hı. E, te, deneme sınavlarını yapacaklar ve bir ertesi günde işte ya da aynı gün yapamadıklarını soracaklardır. Ee, sınavdan böyle klasik olaylar bitti yani çocuk şu güne kadar çalışsın, bugüne kadar, son güne Öyle, kadar son çalışabilir. Kadar çalışsın, ee, akabinden zaten cumartesi günü 30 e, Haziran'da evet. şeye girecek nedir? Ne, temel yeterlik sınavına, <laughs> pazar günü de alan yeterlik sınavına girecek. Da ya bu arada var. sakin şekilde bunun bakılması gerekiyor. Burada verileri düşen olay onlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaları. Ancak yeni bir sınavdır. Sınavın sonucunda da herhangi bir şey ortaya koymanın, değerlendirmenin bir anlamı hı hı. olmayacak. Çünkü daha önce yapılmamış bir sınav. Evet. E şu, bu sınavında da daha Türkiye soru çözme ve standart sapmaları bulunamadığı diye kimse kimse için şunu yaptın bunu yaptın diyemez. Ancak 150 puan almak için şunu söyleyeyim ben 15 ya da 17 net yaparlarsa 150 puan alırlar. Yeterli. Ama bir işe yarar mı hiçbir işe yaramaz. Tabii. Onu baştan ben söyleyeyim. Bakın ben netleri verdim. Türkçe temel matematik fen ve sosyalden toplam 96 netin altına düşmeyen aday ikinci sınavda son derece rahat hareket evet. eder. Ee, çünkü bu sınav birinci sınav e, biraz azıcık temel kültüre dayalı bir evet. sınav ya da e, bilgiyi kullanmaya dayalı bir sınav olduğu için herkes çok net yapacaktır. Kolay sınav hiçbir zaman iyi değildir. Herkes çok net yapacağı için az e, yanlış yapma olayı söz konusudur. Hmm. Keşke çok zor sınav olsaydı da bir geçmişe göre 10 net yerine 3 netle girseydiniz. Çok kolay olması insanları mutlu etmesin. Tam tersi çok daha sıkı bir olayla Tabii. olaya Nasıl bakmalarını göstermene sağlayacak cümlesini kullanmak istiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. E, duayen bir eğitimci olarak çok güzel bilgiler verdiniz. Bilgileri alınca öğrenince birazcık daha rahatlarlar diye düşünüyorum veliler İnşallah. ve öğrenciler. Sağ olun eksik olmayın katıldığınız için programımıza teşekkür ederim. Peki Ben de mutlu günler diliyorum. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyiciler şimdiden size iyi bayramlar diliyorum. Her pazartesi de saat 11.30'da burada sizlerle böyle çok değerli konuklarımızla beraber olmaya devam edeceğiz.